Merhaba arkadaşlar, Evi Bitkilerim kanalından merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bugünkü video konumuz Epilogum Anguleus, yani Anguleager, yani Kılçık Atlas. Kılçık Atlas çiçeğinin ekimi, bakımı ve çoğaltılması. Şu anda size şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim Kılçık Atlas'ım, bakın, harika bir şekilde büyüdü. Bir ucu buradan buraya ve şöyle şu şekilde devam ediyor ve şöyle gidiyor. Şimdi ben onu daha büyük bir saksıya alıp aktarıp güzel bir dizayn ve şekil verip o şekilde gelişimini sürdürmesini sağlayacağım. Bildiğiniz gibi Kılçık Atlas bayağı harika, böyle iri ve harika mum çiçeğinin çiçeklerine benzeyen güzel çiçekler açıyor. Bakımı çok kolay, sulaması çok kolay ve evimizin her yerinde, mutfakta, balkonda, salonda veya istediğiniz her yerde konumlandırarak bakabileceğiniz çok harika ve güzel bir çiçek. Bakın, şu hali çok harika, fakat böyle çok uzadı ve şekilsiz bir hal aldı. Buna güzel bir dizayn vermek gerekiyor. Bana geldiğinde bu çiçeğim bana arkadaşlar Antalya'dan, arkadaşım gezmeye gitmişti, arkadaşım ve komşum Derya Hanım, Deryacığım oradan bana şöyle şunu ve şunu getirmişti. Sadece şu uç kısımlarının şu ve şu ve bu kısım ve şu kısım, yani şu kısımların hiçbiri yoktu. Sadece şu ve şuydu gövde olarak. Bu şekilde getirdim. Şöyle küçük bir saksıya diktim. Arada sulamasını yaptım. Şu anda gördüğünüz gibi her bir dalı ve kolu farklı yerlere yöneldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben bunu nereye koysam bir tarafa bayılıyor ve yayılıyor. Destek olsun diye ona şöyle bir çubuk da koymuştum. Hani destek olsun, sarılsın, ona göre bir gelişim sürdürsün diye. Fakat çok fazla çubukla da yaşamayı sevmedi. Şimdi biz buna ne yapacağız? Şöyle büyük bir saksıya aktaracağım ve bu saksıya aktardıktan sonra da güzel bir şekil vererek gelişimini sürdürmesini sağlayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çiçeğimiz çok harika ve sağlıklı. Geçen sene aşağı yukarı Eylül-Ekim gibi arkadaşım bana getirdi. Ben de onu aldım. Söylediğim gibi bu kök ve bu kök olarak şunların ikisini ektim ve bu dallarımız sonradan oluştu. Şimdi bunun dikimini yapalım ve güzel bir dizayn oluşturalım istiyorum. Onun için şöyle saksımızı şöyle bir ara alalım. Bu bitkimizi de şöyle önümüze koyalım. Ve ekimi için işleme hemen başlayalım. Şimdi şöyle bir toprak hazırladım ben ona. Toprağımızda ne var? Kokopit var. Sonra kil taşları var. Perlit var. Ve içerisinde ayrıca ponza taşı ve diğer bir şekilde diğer bir şey olarak, toprak cinsi olarak da torf var. Bu şekilde bir karışım, solucan gübreli bir toprak ayrıca. Bu şekilde bir karışım bitkimizin harika bir şekilde gelişimini sağlamakta ve bitkimize gerekli olan bütün besin değerlerini karşılamakta ve çok güzel bir şekilde harika bitkiler üretmekteyiz. Daha önce benim bu saksımda farklı bir bitkim vardı. O bitkimi daha büyük bir saksıya aktarınca bu saksıya da bunu alayım dedim. Gördüğünüz gibi şu anda toprağı da bayağı bir kuru. Sulamadım. Toprak değişimi, saksı değişimi yapacağım için. Şimdi bunun aktarımını nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi bu iki dal ve üç dalı ben ayrı ayrı dikmek istiyorum. Ve bu ana gövdeyi de ayrı almak istiyorum. Harika bir şekil oluşsun diye. Ve şu böyle uzayıp giden arkadaşa da nasıl bir şekil oluşturabilirim diye düşünmüyor da değilim. Bakın, şuralardan bile kendine kökler çıkarmış. Herhangi bir yere ektiğinizde buradan da hemen kendi sürümünü yaparak bu şekilde şu kökleriyle, şuradaki oluşan şu kökleriyle hemen toprağa tutunup
Yeniden orada kendine bir dizayn ve şekil oluşturacaktır. Şimdi kılçık atlasımız göründüğü gibi bu şekilde sert bir yapıda. Sukulent ailesine ait bir bitki. Bünyesinde su da bulunmakta ve bununla birlikte de bayağı sert kılçık demesinin sebebi de zaten şekil ve yapısı nedeniyle olmakta. Şimdi öncelikle ben şu toprağı oynatarak bu şeyi, bir dakika şu ses çıkarıyor, şunu alayım altından. Hemen toprağı oynatarak bu bitkimi şöyle şurada çıkarayım görünsün kamerada. Evet. Şöyle toprağını oynatarak önce şu çubuğunu çıkaralım. Daha sonra şuradan bu şekilde toprağını mutlaka hareketlendirmek gerekiyor. Saksınızda arkadaşlar, saksı değişimi yaparken mutlaka bitki toprağınızı hareketlendirin ve birkaç gün sulamamış olun. Çünkü suladığınızda çamurlaşma olur ve bitkinizin kökleri daha yumuşak ve narin olur ve hasar görme ihtimali çok yüksek olmakta. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Şöyle kendi saksısının üzerine bitkimizi alıyoruz ve bu şekilde çıkarıyoruz. Çıkardığımız bitkimiz şu anda kökleriyle çok harika bir şekilde gelişimini sürdürmüş. Şimdi bu iki ana gövde, bu bir gövdeydi bana geldiğinde. Zaten şuradaki sürgününden belli oluyor. Şu sürgününü verdi bende. Gelen ana gövdem buydu. Bu şekildeydi. Diğer bir ana gövde de buydu arkadaşlar. O da buradan, şuradan ve şuradan 3 tane sürgün verdi. Şimdi harika bir şekilde de kökü yapısı da var. Bakın bu toprağın altında kalan şeyler fotosentez yapamadığı için görüyorsunuz. Şurada da var. Sapsarı olmuş ama fotosentez yapabilen kısım çok harika bir şekilde büyüme ve gelişmesini sürdürmüş. Bunları alalım. Zaten bu artık bitkimize faydası değil, zararı dokunmakta. Şimdi bitkimize şekil vereceğiz. Öncelikle şunu şuraya alayım ve şu büyük olanla birlikte bir dizayn ve şekil oluşturalım. Şimdi bu çok uzun ve büyük. Şöyle göstereyim size. Şöyle bu şekilde çok uzun ve büyük. Bunu bu şekilde dikmek yerine şu eklem yerinden ayıracağım arkadaşlar. O oradan tekrar sürgün versin bana. Ayırırken de şöyle sağa sola oynatarak yapıyoruz. Böyle zorlamıyoruz. Şöyle sağa sola sağa sola oynatarak hemen ayırıyoruz. Şimdi ana gövdemizi yine şöyle saksımızın ortasına bir çukur açarak ana gövdeyi oraya oturtturalım. Ben saksımdaki bitkilerin ya da çiçeklerin böyle gür ve çok olmasını seviyorum. Şimdi bu diğer sürgün veri, bu ana gövdemizdi. Bu da ana gövdenin sürgünüydü. Şimdi bunu nasıl dikeceğiz? Ona da güzel bir şekil oluşturacak şekilde dikmek istiyorum. Şimdi şuradan bir ayrım ve kırılma yeri var. Onu da şöyle oynatarak alabiliriz. Bir diğer dalı da bu. Şimdi bunu da ben bu şekilde yine güzel bir dizayn oluşturacak şekilde dikmek istiyorum. Şimdi bunu da şöyle yine bir boşluk oluşturup içine bırakıp güçlü bir kök oluşturması için bayağı bir derine bırakmak gerekiyor. Şöyle derine bırakıyorum. Bunu da böyle bıraktık. Şimdi onların hepsine şekil verdikten sonra sağa sola yatmaları duracak. Şimdi bir diğer ana gövdemiz de buydu. Bana bu şekliyle gelmişti. Şu ve şu gelmişti. Şimdi bunları da ayırıp ayrı bir dizayn oluşturmak istiyorum. Nasıl ayırıyorduk? Sağa, sola, öne, arkaya şöyle oynatarak ayrılmasını sağlıyoruz. Yine bu dalı da öyle. Sağa, şöyle, sola, öne, arkaya şöyle oynatarak bitkinin ana gövdeden ayrılmasını şöyle sağlıyoruz. Yine bunu da aynı şekilde sağa, sola, öne, arkaya diye ayırdık. Şimdi bir sürü bizim şeyimiz oldu. Gördüğünüz gibi bakın kaç dal,
kılçık atlasımız oldu. Şimdi onu da şuraya oturtmak istiyorum. Yine dibe doğru iyice derin olsun. Bu da diğer ana gövdemizdi. Şimdi bunları da onun sağına soluna güzel bir şekilde dikmek istiyorum. Güzel bir dizayn oluşturması için. Yine bu parçamızı da bu tarafa şöyle. Toprak hafif nemli. O nedenle hem dikimim kolay oluyor, hem de bitkiyi dikerken, yerini açarken çok zorlanmıyorum. Yine şöyle çevirelim. Elimden destek alacağım. Diğer elimi iyice derine sokup bir boşluk oluşturup kökü oraya bırakıyorum. Bu kökümüzü de şu tarafa bırakacağız. Sürgününü, kök değil aslında. Bu sürgünü de şöyle şuraya bırakacağız. Şimdi bitkimizin bu şekilde güzel bir şekilde dikimini yaptık ve bu dallardan bize yeni yeni sürgünler oluşturacak. Bu eğilen kısım olduğu için şu anda eğri duruyor. Fakat o şimdi ortasına bir sopa ya da çubuk yerleştireceğiz. Bu şekilde. Ve bitkinin şuradan çubuktan büyüdükçe destek almasını sağlayacağız. Ve bu çubuğun desteğiyle bitki sağa sola yayılmak yerine ortada toplu bir şekilde büyümesini sağlayacak. Ve kılçık atlas çiçeğimizin dikimini bu şekilde yaptık. Şimdi onun can suyunu da verip daha sonra işlemimizi bitireceğiz. Yalnız can suyunu vermeden önce son bir işlem olarak köklerine bası uyguluyoruz. Şöyle kökleri hava almasın, tutsun. Çünkü hem köklü kısımlar vardı hem de sürgünler vardı. Her ikisinin de tutması için bu şekilde köklerine biraz baskı uyguluyoruz. Bu şekilde dikimini yaptıktan sonra can suyunu veriyoruz. Direkt güneş ışığı almayan fakat güneş ışığını dolaylı yollardan alabilecek güzel bir yere konumlandırıyoruz. Toprağı kurudukça şöyle şurada göstereceğim gibi şöyle arkadaşlar toprağımız kurudukça sulamasını yapıyoruz. Ayrıca söylediğim gibi sıcağa, soğuğa ve dış ortama dayanıklı olduğu için ister bahçenizde, ister balkonunuzda, ister evinizin herhangi bir köşesinde konumlandırarak bakabilirsiniz. Kılçık atlas çiçeğinin bakımıyla ve çoğaltılmasıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Çoğaltılması da çok basit. Söylediğim gibi sürgünlerden direkt toprağa dikerek hemen çoğalıyor ve oradan yeni yeni dallar ve sürgünler veriyor. Anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz abone olarak, paylaşarak, arkadaşlarınıza tavsiye ederek, kanalımı önererek destek olabilirsiniz. Şimdiden hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın.